Bundan önceki hayvansal besinler ve Türkiye'de hayvancılık idi. Bu programımızda da genel olarak türler ve ırklar konularını ele alacağız. Bu programın sonunda türün tanımını, oluşum teorilerini, hibridasyonu, ırkın tanımını, oluşumunu, ırk karakterlerini ve ırkların genel sınıflandırılması ile ilgili konularda bilgilerinizi yenileyeceksiniz. Acaba hiç düşündünüz mü? Dünyada hayvan türlerinin sayısı kaç ve bunların ne kadarı evcilleştirilmiştir? Uzmanlarca bugün dünyada 1 milyondan fazla hayvan türü olduğu ve bunların çok azının evcilleştirildiği söylenmektedir. Evcilleştirilen hayvan türleri ise istisnalar hariç memeliler ile kuşlar sınıfının üyeleridir. Evcilleştirilen bu hayvan türlerinden at, sığır, manda, koyun, keçi, domuz, tavuk ve hindi gerek ülkelerin ekonomileri gerekse insan beslenmesi açısından büyük önem taşır. Burada akla hemen tür nedir diye bir soru gelebilir. Şimdi türü kısaca hayvan türleriyle ilişkilendirerek öğrenmeye çalışalım. Türler birbirlerinden sahip oldukları morfolojik ve fizyolojik karakterler yardımı ile ayrılırlar. Morfolojik karakterler dışarıdan bakıldığında kolayca görülebilen ve çevre faktörlerinden hemen hemen hiç etkilenmeyen karakterlerdir. Örneğin vücut örtüsünün rengi, tavuklarda ibik şekli, boynuzların varlığı veya yokluğu gibi özellikler morfolojik karakterlerdir. Fizyolojik karakterler ise daha çok verimlerle ve anatomik boyutlarla ilgili karakterler olup ve çevre faktörlerinden etkilenirler. Bu nedenle türlerin birbirinden ayırt edilmesinde ilk bakışta göze çarpan ve kalıtsal yapının kontrolü altında bulunan morfolojik karakterler daha önemli bir yeri tutar. Bu bilgiler ışığında türü şöyle tanımlayabiliriz. Kalıtsal yapıya bağlı ortak karakterlere sahip olan erkek ve dişilerin kendi aralarında birleştiklerinde kesinlikle döl veren bireylerin oluşturduğu gruba tür denir. At, sığır, koyun, keçi, domuz, tavuk ve hindi gibi hayvanların her biri türdür. Nerede ve hangi koşullar altında olursa olsun bir sığır kendi türüne ait karakterleri gösterir ve koyun, keçi, tavuk ve domuz gibi türlerden kolaylıkla ayırt edilir. Türün tanımını öğrendikten sonra türlerin oluşumu nasıldır, türlerin oluşumu ile ilgili hangi görüşler ileri sürülmüştür? Türler tarihsel süreç içinde evrimler sonucu meydana gelmiştir ve bu görüş çeşitli bilim dalları tarafından da desteklenmektedir. Bakalım hocamız türlerin oluşma hakkında bize neler söyleyecek? Şimdi onu izleyelim. İsveçli doğa bilimcilerinden Linne, yeryüzünde mevcut bütün türlerin birbirinden bağımsız olarak Tanrı tarafından yaratıldığını ileri sürmüştür. Linne'nin bu teorisine yaratılış teorisi denmiştir. İkinci teori olarak Cuvier, her jeolojik devrin bir katastrofla kapandığını ve her jeolojik devirde yaşayan hayvan türlerinin katastrofla ortadan kalktığını ortaya atmıştır. Yeni jeolojik devirde Tanrı tarafından hayvan türlerini yeniden yaratıldığını bildirmiştir. Cuvier'in bu teorisine katastrof teorisi denmektedir. Gerek Linne'nin ve gerekse Cuvier'in teorilerinde evrim olmamıştır. Daha sonraları birçok doğa bilgini Buffon, Erasmus Darwin, George Ruffy, Goethe ve Lamarck doğada bir evrim olduğunu, türlerin durmadan değiştiklerini ortaya atmışlardır. Cuvier'in teorisini asıl yıkan jeolog Liel olmuştur. Liel, 1830'da jeolojik devirlerin birdenbire değil de çok uzun zaman süreleri içinde meydana geldiğini bildirmiştir. Modern evrim teorisinin öncüsü Fransız doğa bilimcisi Lamarck'tır. Lamarck'ın evrim teorisi 3 ana noktayı kapsamaktaydı. 1. Çevre bitkilerde doğrudan doğruya hayvanlarda ise sinir sistemi yoluyla değişmelere yol açar. 2.
Bir organın kullanılması, onun gelişmesi, kullanılmaması ise onun atrofiye uğramasına neden olur. 3. Değişmeler yoluyla kazanılan özellikler kalıtsaldır. Lamarck'ın bu görüşleri Lamarckizm diye bilinir. Evrim teorisini ilk defa Lamarck ortaya atmış fakat onun zamanında bu teori kabul görmemiştir. İngiliz doğa bilimcisi Charles Darwin bu teoriyi yayınları ile savunmuş ve başkaları tarafından kabul edilmesini sağlamıştır. Darwin'in evrimle ilgili görüşleri 4 noktayı kapsamaktaydı. 1. Canlılar değişim gösterirler, yani ebeveynlerinin aynısı değildirler. 2. Bu farklılıklar kalıtsaldır veya kalıtsal olabilirler. 3. Üremedeki artış nedeniyle doğada yaşamak için devamlı bir mücadele mevcuttur. 4. Belli çevre koşullarına en iyi uyum gösteren bireylerin yaşamlarını sürdürme ve daha fazla döl bırakma şansı vardır. Darwin'in evrim konusundaki görüşleri Darwinizm diye bilinir. Yapılan araştırmalar bugün türlerin bir evrim sonucu olarak meydana geldiğini açıklamaktadır. Türlerin oluşumunda evrim teorisinin geçerli olduğunu taksonomi, karşılaştırmalı anatomi, karşılaştırmalı embriyoloji, paleontoloji ve hayvan coğrafyası gibi bilim dalları da desteklemektedir. Yapılan araştırmalar bazı metotlar uygulanarak iki türün birleşmesinden döl alınabildiğini göstermektedir. İki tür arasında yapılan birleştirmeler hibridasyon kavramını karşımıza çıkarmaktadır. Hibridasyon nedir? Şimdi bu soruya yanıt arayalım. İki tür arasında yapılan birleştirmelere hibridasyon ve elde edilen döllere hibrit denir. Erkek hibritler genel olarak spermatozoit meydana getirmediğinden döl vermezler. Yani bunların spermatozitlerinin yaşama yeteneği yoktur. Dişi hibritler kendilerini meydana getiren ana veya baba türünün erkekleriyle birleştirilince çoğunlukla döl verirler. Fakat bu döller ya erken atılır veya doğan yavrular zayıf ve yaşama gücünden yoksundurlar. At, eşek ve zebra türlerinin hibritleri eşek aygır ile kısırın birleşmesinden katır, erkek atla dişi eşeğin birleşmesinden bardo, eşek aygır ile zebra'nın birleşmesinden zebroid, aygır ile zebra'nın birleşmesinden zebroid, katır, bardo ve zebroidin erkeğinde canlı spermatozoitler meydana gelmez. Dişi katır, bardo ve zebroidlerin ebeveynli türlerinin erkekleriyle birleştirildiğinde döl verdikleri bildirilmiştir. Sığır ve zebu arasında yapılan birleştirmelerde döller elde edilmiştir. Bunlardan elde edilen hibritlerin hem erkekleri hem de dişileri döl verme yeteneğindedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Brahman adı verilen zebuların çeşitli sığır ırkları ile birleştirilmesinden değişik oranda zebu genotipini taşıyan tipler elde edilmiştir. Bunlar sığır türünün hibritleri olarak Santa Gertrudis 3/8 oranında Brahman ve 5/8 oranında Shorthorn genotipini taşımaktadır. Beefmaster 1/2 oranında Brahman ve 1/4 oranında Hereford ve 1/4 oranında Shorthorn genotipini taşımaktadır. Bradford, Brahman ve Hereford birleşmesinden elde edilmiştir. Brangus, 3/8 Brahman ve 5/8 Angus genotipini taşımaktadır. Sharpray, 1/8, 2/8 Brahman ve 7/8, 6/8 Charolais genotipini taşırlar. Bizon boğaları ile evcil inekler arasında yapılan birleştirmelerden döl alınmıştır. Ancak dişinin bizon olması halinde sığır bizon birleştirmesinden döl alınamadığı bildirilmiştir. Bizon boğası evcil inek birleştirmelerinden elde edilen erkekler kısır, dişiler ise döl vermektedirler. Bu dişi hibritler tekrar bizon boğasına verilirse Cattola denen hibritler elde edilmektedir. Sığırla manda arasında yapılan birleştirmelerden döl alınamamaktadır. At ve sığır türünün hibritlerini öğrendik. Şimdi de koyun ve keçe hibritleri hakkında bilgi almak üzere tekrar hocamıza dönelim. Koyun ve keçilerin birleştirmelerinden genelde döl alınamamaktadır. Fakat bazı araştırıcılar tarafından bazı metotlar uygulanarak bu iki türün birleştirilmesinden döl alınabildiği bildirilmiştir.
Bununla ilgili metot olarak koyunlara tohumlamadan birkaç ay önce keçi kanı verilmiş ve koyunlar tek et sperması ile suni olarak tohumlanmıştır. Diğer metotta ise koç sperması ile tek et sperması karıştırılarak koyun ve keçiler suni olarak tohumlanmışlardır. Elde edilen bu hibritler genel olarak karakterler yönünden anne tarafına benzemiştir. Şimdi de ırkların ne olduğunu öğrenmeye çalışalım. Bir türe ait hayvanlar incelenirse bunların arasında bazı grupların bulunduğunu ve bunların ortak belirli karakterlerle ayrıldıklarını görürüz. Hayvan türlerinin çeşitli yerlerde evcilleştirilmesi sonucu evcilleştirme yapılan yerin coğrafi şartları ve insanların amaçlarına uygun hayvanları damazlıkta kullanması her tür içinde bugünkü çeşitli hayvan ırklarının meydana gelmesine neden olmuştur. Bir tür içinde ortak karakterlere sahip olan ve bu karakterleri kalıtım yoluyla yavrularına geçiren belli bir hayvan grubuna ırk denir. Her evcil hayvan türü içinde birbirinden belli farklarla ayrılan birçok ırklar bulunabilir. Örneğin koyun türü içinde ak karaman, mor karaman, ivesi, karakaya, sığır türü içinde yerli kara, Doğu Anadolu kırmızısı, boz ırk, Holstein, İsviçre esmeri, keçi türü içinde kıl keçisi, Ankara keçisi, at türü içinde Arap atı, İngiliz atı, tavuk türü içinde Cornish ve Leghorn gibi birbirinden belli farklılıklar gösteren ayrı ayrı ırklardır. Irkların oluşumundaki nedenleri öğrenmek üzere gelin tekrar hocamıza dönelim. Irkların oluşumu ile ilgili birçok neden vardır. Bir tür içindeki ilk hayvan ırkları bu türün ayrı evcilleştirme merkezlerinde evcilleştirilmesi ve ayrı yönlerde seleksiyon uygulanması sonucu meydana gelmiştir. Irkların oluşturulmasında iki veya daha fazla ırkın melezlenmesiyle elde edilen melez hayvan grupları da geniş ölçüde kullanılmıştır. Biyolojide karakter denilince akla canlıların sahip oldukları çeşitli anatomik, morfolojik ve fizyolojik özellikler gelir. Bir ırkı karakterize eden ve onu diğer ırklardan ayıran özelliklere ırk karakterleri denir. Irk karakterleri kaça ayrılır? Irk karakterleri morfolojik ve fizyolojik ırk karakterleri olarak ikiye ayrılır. Gelin bunları öğrenmek üzere tekrar hocamıza dönelim. Morfolojik ırk karakterleri genellikle renk ve şekil özellikleriyle ilgili karakterlerdir. Bu tip karakterler yönünden bireyler arasında görülen fenotipik farklılıklar yani varyasyon devamlı olmayan niteliktedir. Buna olan sebep bu karakterlerin sadece bir ya da iki çiftinin genin kontrolü altında olması ve çevre tarafından hiç denebilecek kadar az etkilenmesidir. Bu özellikleri dolayısıyla morfolojik ırk karakterleri ırkları karakterize etmede büyük önem taşırlar. Sığırlarda, koyunlarda ve tavuklarda vücut örtüsünün rengi, sığır ve koyunlarda boynuzların bulunup bulunmaması, boynuz biçimi, sığırlarda derinin özellikleri, koyunlarda yapı örtüsü, yani ince yapılı, kaba ve karışık yapılı olması gibi, atlarda başın ve boynun, judogonun ve sarının biçimi, tavuklarda ibik şekli, yani balta ibikli olması, gül büklü olması gibi, koyunlarda kuyruk yapısı, yani kısa kuyruklu, ince uzun kuyruklu ve yağlı kuyruklu olması gibi. Bu türlerdeki ırkları karakterize etmede önemli morfolojik ırk karakterleridir. Hayvanlarda morfolojik ırk karakterleri her ne kadar ırkları karakterize etme bakımından önemli iseler de ekonomik yönden fazla önem taşımazlar. Fizyolojik ırk karakterleri bugün üzerinde önemli durulan ve geliştirilmesine çalışılan ekonomik öneme sahip karakterler fizyolojik ırk karakterleridir. Örneğin sığır ve koyun ve keçilerde süt verimi, sütteki yağ ve protein oranı, doğum ağırlığı, büyüme hızı, canlı ağırlık, koyunlarda yapı verimi, lü uzunluğu, yapı inceliği, tavuklarda yumurta verimi ve yumurta ağırlığı fizyolojik ırk karakterleridir. Fizyolojik ırk karakterleri yönünden bireyler arasında görülen fenotipik farklılıklar devamlı niteliktedir. Buna sebep
Bu tip karakterlerin etkileri küçük olan yüzlerce genç çiftinin kontrol altında olması ve çevre faktörlerinden etkilenmesidir. Bugün var olan hayvan ırklarında her biri içinde morfolojik karakterler bakımından yüksek derecede bir örneklik bulunmasına karşılık açıkladığımız nedenlerle fizyolojik karakterler bakımından aynı ölçüde benzerlik yoktur. Fizyolojik karakterler bakımından ırklar arasında belirgin farklılıklar vardır ve bu farklılıklar önemli ölçüde genetik farklılıklardan doğar. Buraya kadarki açıklamalardan fizyolojik karakterlerde fenotip, genotip ve çevrenin ortaklaşa etkileşme sonucu ortaya çıkar. Formülde de görüldüğü gibi P eşittir G artı E, yani P fizyolojik bir karakter bakımından herhangi bir ferdin fenotipini, G aynı ferdin bu karakter bakımından genotipini, E ise ferdin içinde bulunduğu ve geliştiği çevreyi göstermektedir. Gelişmişlik düzeyi ve verim yönü ırkların genel sınıflandırılmasında kullanılan belli başlı özelliklerdir. Her tür içinde bunların dışında bazı özelliklerle de ırklar sınıflandırılabilir. Örneğin sığır ırkları, yüksek arazi ırkları ve alçak arazi ırkları olarak ikiye ayrılabilir. Ancak dünya ırklarını gelişmişlik düzeyine göre 3 sınıfta toplayabiliriz. Bunlar ilkel yerli ırklar, ıslah edilmiş yerli ırklar, kültür ırkları. Bakalım bu konuda hocamız bize ne tür bilgiler verecek? Tekrar onu izleyelim mi? Ne dersiniz? İlkel yerli ırklar, bu ırklar daha çok doğal seleksiyonun etkisi altında meydana gelmiş, bulundukları çevre koşullarına uymuş ve genellikle düşük verimli ırklardır. Tarımı geri, toprağı fakir ve bakım ve beslenme koşulları yetersiz olan bölgelerde ve işletmelerde bu ırklardan hayvanları yetiştirmek daha uygundur. İlkel yerli ırklara Türkiye'deki yerli kara, boz ırk ve Doğu Anadolu kırmızısı sığır ırkları ile ak karaman, dağlık ve kıvırcık koyun ırkları örnek gösterilebilir. Islah edilmiş yerli ırklar, bakım ve beslenme koşulları biraz iyileştirildiğinde yerli ırkların verimlerinin seleksiyonla geliştirilmesiyle elde edilmiş ırklara ıslah edilmiş yerli ırklar denir. Bu ırklar kültür ırkları düzeyinde verim kabiliyetlerine sahip olabilirler. Fakat yerli ırk bütün morfolojik karakterlerini muhafaza ederler. Örneğin İsrail'deki üvesi koyunlarıdır. Kültür ırkları, yem bitkileri üretiminin yeterli, mera ve otlakların verimli ve pazarın elverişli olduğu bölgelerde yüksek verimli kültür ırklarından hayvanlar yetiştirilir. Bunlar çeşitli bölgelerdeki ırkların ya kendi içlerinde saf yetiştirilmeleri ve seleksiyonu tabi tutulmaları ya da daha verimli başka ırklarla melezleme ve melezlere uygulanan sıkı bir seleksiyon sonucu elde edilmiştir. Bunlara örnek olarak ise sığır ırklarından esmer, hoştan, jersey, koyun ırklarından Türk merinosları, teksel, Doğu Frizya, Lincoln, at ırklarından safkan İngiliz atı, Haflinger, Nonius, keçi ırklarından Sanen ve Toganbuk gösterilebilir. Çiftlik hayvanları verim yönlerine göre sınıflandırmada iki gruba ayrılır. 1. Tek verim yönlü ırklar, 2. Kombine verim yönlü ırklardır. Tek verim yönlü ırklar, dünyada mevcut ırklardan bazılarının tek verim yönünde çok geliştiği ve diğer verim özelliklerinin ikinci derecede önem taşıdığı görülür. Örneğin Jersey, Guernsey ve Ayrshire sığır ırkları süt verimi yönünde, Hereford, Aberdeen Angus, Charolais sığır ırkları et verimi yönünde, South Down, Suffolk, Dorset Down koyun ırkları et verimi yönünde, Doğu Frizya, Lanke ve İsrail İvesi koyun ırkları süt verimi yönünde, Avustralya Merinosu koyun ırkı yapığı verimi ve yapığı kalitesi yönünde, Sanen keçi ırkı süt verimi yönünde yetiştirilir. Bu ırkların yetiştirilmesinde seleksiyonda yetiştirildikleri yöndeki karakterlerine birinci derecede önemlidir. Muhakkak
diğer verim özelliklerinden de faydalanılır. Fakat bunların geliştirilmesine ikinci derecede önem verilir. Kombine verim yönlü ırklar. İki veya daha fazla verim yönünden gelişmiş ırklara kombine verimli ırklar denir. Türkiye'deki yerli koyun ırkları et, süt ve yapığı verim yönünden geliştirilir. Rambüye, Alman et merinosu, koyun ırkları hem et hem de yapığı verim yönünden gelişmiş kombine verimli ırklardır. İsviçre esmeri süt ve et ve simental ırkı ise et süt yönünde yetiştirilen kombine verimli sığır ırklarıdır. Plymouth tavuk ırkı hem yumurta hem et yönünden kombine verimlidir. Oldenburg at ırkları iç ve binek hayvanı olarak kullanılmaya elverişlidir. Kombine verimli ırklar genellikle bakım ve besleme koşullarının tek verimli yönlü olanlara göre daha iyi uyarlar. Bu nedenle bugün kombine verimli ırkların çok geniş bir yayılma gösterdikleri, buna karşılık tek verim yönlü ırkların şartların en iyi şekilde olduğu sınırlı bölgelerde yetiştirildikleri bilinmektedir. Bugünkü programımızda türler ve ırklar yer aldı. Televizyon programını izledikten sonra lütfen kitabınızdaki ilgili üniteleri tekrar okuyun. Böylece hem bildikleriniz pekişecek hem de bilmediğiniz konuları daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Bir sonraki programda buluşmak üzere hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.